İsmail oğlum, büyüyünce sen ne olmak istiyorsun? Manken olmak istiyorum hocam. Oğlum sen bu suratla nasıl manken olacaksın lan? Ben senden daha yakışıklı maymunlar gördüm. Tam insan olacakmışsın da evrimini tamamlayamayan maymun gibisin lan, şu tipe bak. Çirkinliğin vücut bulmuş hali gibisin lan. Resmen güzellik anlayışına tepki olarak doğmuşsun oğlum sen. Senden manken falan olmaz, böyle boş hayallere kapılma. Bence sen tipsizlerin de olabileceği bir meslek seçimi yap. Ben de o zaman öğretmen olurum hocam, sizin gibi. Beyefendi, oğlunuz derslere çok ilgisiz. Ödevlerini yapmıyor. Ayrıca sınavlarda da çok başarısız. Büyük ihtimalle sınıfta kalacak. Peki size 50 bin lira versem oğlumu geçirir misiniz? 50 bin lira mı? Evet, tamı tamına 50 bin TL. 50 bin TL. Peki olur, geçiririm. Peki 500 lira versem oğlumu geçirir misiniz? Beyefendi, siz beni ne sanıyorsunuz? Öğretmen bey, biraz önce ne olduğumuzu anladık. Şimdi de pazarlığa geçtik. Hadi kızım, daha sen yatıyor musun ya? Saat kaç oldu? Anne ne yapması? Kalktım işte ya. Saat de daha 6:30 zaten. Bugün bayram, kızım erken kalkılır. Hadi git çayı koy, kahvaltı hazırla. Baban şimdi bayram namazından gelir. Daha sonra da etrafı topla bak. Bugün bir sürü misafir gelecek. Of ya, of, bu bayram niye hiç bana gelmiyor? Anneciğim günaydın. Ay benim yakışıklı oğlum, kalkmış mı? Yatsaydın biraz daha oğlum, dinlenseydin. Bugün bayram, misafirler daha gelmez. Yok ya, saat zaten 11 olmuş anneciğim. Kalktığım iyi oldu. Arkadaşlar, dün yaptığımız deneyde kolanın içine solucan koymuştuk, fantanın içine solucan koymuştuk, gazozun içine solucan koymuştuk, bir de sebzelerin arasına solucan koymuştuk. Kola, fanta ve gazozun içindeki solucanlar maalesef ki ölmüş. Ama sebzenin içindeki solucan hala yaşıyor. Bu deneyden ne öğrendik Ahmetciğim, bana söyleyebilir misin? Her kim ki kola, fanta, gazoz içiyorsa midesinde solucan olmaz, sebze yiyorsa midesinde solucan olur. Kardeşinle abin amcanlara bayramlaşmaya gidiyor. Hadi hazırlan, sen de git, ayıp olur. Ya anne hayır ya, ben bayramlaşma falan hiç sevmiyorum böyle şeyler ya. Ben şimdi mesaj atar bayramını kutlarım amcamın. Peki oğlum, sen bilirsin. Mesajla kutlamak da şimdi ayıp olur ya. Arayayım da bayramını öyle kutlayayım amcamın bari. Alo. Amcacığım bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim. Sağ ol yeğenim, ben de gözlerinden öperim, iyi bayramlar. Ne oldu yeğenim, şehir dışında mısın? Gelmeyecek misin bayramlaşmaya? Yok amcacığım, şehir dışında değilim ama bu bayram böyle oldu artık ya. Peki yeğenim, öyle olsun bakalım. 200 TL bayram açtığını da fotoğrafını çeker, ben WhatsApp'tan sana atarım. Güle güle harcarsın. Bu bayram da öyle olsun bakalım. 200 lira mı? He. Dur geliyorum amcacığım. Böyle telefondan bayramını kutlamak hiç işime sinmedi ya. Enişte 10 lira nedir Allah'ını seversen ya? TikTok videosu falan çekiyorsun, bana kamera şakası mı yapıyorsun? Vallahi enişte, e-devlette akrabalarını ekle çıkar seçeneği olsa senle teyzemi akrabalıktan çıkartırım. İnsan yeğenine hiç 20 lira bayram açtığı verir mi? Sen de koskoca adam oldun, 50 lira biraz az oldu ama kusura bakma yani, ekonomik durumları biliyorsun yani. Peki bakalım enişte, bu seferlik kurtarsın bakalım, diğer bayramlarda telafi edersin. Enişte, kuzene marketten bir şey almaya gönderdiğinde eğer gitmezse sen bana mesaj at veya ara, ben giderim, sen hiç merak etme enişteciğim. Enişte, sana baba diyebilir miyim? Hasan söyle bakalım, ikinci Viyana kuşatması kaç yılında yapıldı? Cevap sorunun içinde gizli zaten hocam. Hani oğlum, nerede gizli? Artık ne biçim sakladıysanız bulamıyoruz işte hocam. Baba bana bayramlık alsana ya. Lütfen lütfen baba ya. Uslu durup derslerine çalıştın mı? Evet. Salak mısın oğlum? Paramız olmadığını bilmiyor musun? Niye uslu durup derslerine çalıştın ki? Ben de uslu durmadım zaten. Derslerime de çalışmadım. Bizden adam olmaz oğlum.
Evet arkadaşlar, Allah nasip eder de üniversiteyi okursanız üniversiteden sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hocam üniversiteyi bitirdikten sonra alıp başımı gideceğim buralardan. Yurt dışında çalışacağım. İyi aferin oğlum. Sen de git, o da gitsin, öbürü de gitsin. Bütün genç ve parlak beyinler göç etsin. Memleketi kaderine terk edin, tamam mı? Yani öyle mi diyorsunuz hocam? Yok lan, şaka şaka, defol git. Evet arkadaşlar, dersimiz burada bitti. Sessizce toplanmaya başlayabilirsiniz. Hepinize iyi bayramlar, iyi tatiller diliyorum çocuklar. Ah be, bugün de bitti. 5 günlük tatil yükleniyor. Bayram tatili boyunca yatacağım var ya, hiçbir şey yapmayacağım. Çocuklar, ödev verecektim, kusura bakmayın, söylemeyi unuttum. Bayram tatili boyunca 2000 tane matematik sorusu çözün getirin. Bayramdan sonra yapıp yapmadığınızı kontrol edeceğim. Ya ben 2000 tane soru çözeceksem nasıl tatil yapacağım peki? Oğlum artık eşek kadar adam oldun. Odanın böyle dağınık olmasından utanmıyor musun? Yani utanıyorum tabii anneciğim. Arkadaşlarım geliyor. Oda dağınık, pis, her taraf tozlu. Yani artık bir temizleyip toplasan çok iyi olacak odayı. Anladım ki oğlum, sende utanma yokmuş. Ben toplayacak olsam senin odanı neden sana söyleyeyim? Sen toplayacaksın tabii ki. Burası senin yaşam alanın. Kendin dağıtıyorsun. Peki anneciğim, topluyorum. O artı D artı A artı M. Tamam oğlum, bunu sen istedin. Babana söyleyeceğim şimdi. Hadi baban söylediğinde de toplama bakalım. Böyle bir dalga geç babanla da ağzını burnunu bir kırsın senin. Tamam anne, tamam. Tamam söyleme, toplayacağım. Vallahi toplayacağım ya. Vallahi yalayacağım, yutacağım her tarafı. Gelirken öğretmenimle karşılaştım. Bugün okula gitmemişsin. Hangi öğretmenimle karşılaştın dede? Matematik öğretmenin yok mu? Remzi öğretmen, onunla karşılaştım. Dedeciğim, benim öyle bir öğretmenim yok. Allah Allah, kiminle karşılaştım o zaman ben? Dedeciğim sen hiç dışarıya çıkmadın ki. Ne diyorsun? Ayrıca ben liseyi bitirdim, üniversiteyi de kazanamadım. Okula da gitmiyorum, şu anda da çalışıyorum. Baba, bugün dışarıya çıkıp beraber bir şeyler yapalım mı? Vakit geçirelim beraber, ne olur. Oğlum arkadaşlarını ara, arkadaşlarınla gez. Bak tatil arkadaşların da evdedir. Hadi onların da canı sıkılıyordur bak. Baba yaz geldi ama ben hala botlarımı giyiyorum. Geçen seneki giydiğim spor ayakkabılarım da eskidi. Beraber alışverişe çıkabilir miyiz? Hem birlikte vakit geçirmiş oluruz. Oğlum çok yorgunum. İnternetten bak, internetten al hadi. Baba ders çalışıyorum da biraz ödevlerime yardım edebilir misin lütfen? Oğlum bak, işten yeni geldim, kafam kazan gibi, tamam mı? Hadi git kendin. Yavaş yavaş yap derslerini. Baba tarih dersi çalışıyorum. En nefret ettiğim ders ya. Atalarımız niye bu kadar çok savaşmış anlamıyorum. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Zamanında atalarımız canla başla savaşmasaydı babam belli olmazdı. Sanki belli oluyor da ne oluyor baba? Bir şeye faydan mı var? Ne diyorsun lan sen? Nasıl konuşuyorsun lan öyle? Baba tamam, bir an gaza geldim. Baba tamam, özür dilerim baba.